Bugün size derslerde başarılı olmanın yollarından bahsedeceğim. Belki biliyorsunuzdur, tekrar söyleyeyim. Ben iç mimarım ve şu anda herhangi bir okula gitmiyorum, herhangi bir derse çalışmıyorum ve okulla da bir bağlantım yok. Okul hayatında başarılı olmayı şöyle bir ivmeyle yaşamış biri olarak, böyle dipten başlayıp şöyle çıkan bir kişi olarak bunu böyle bir video çekmenin faydalı olacağı kişiler olduğunu düşünüyorum. Fakat bana iç mimarlıkla ilgili de çok fazla soru geliyormuş. Ben de onları cevaplamak için ayrı bir video paylaşmak istiyorum. İç mimarlık eğitimiyle ilgili, iç mimarlık mesleğiyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa bana yorum olarak yazın. Ben de onlarla ayrı bir video çekeyim ve aklınızdaki soruları da yanıtlamış olayım. Şimdi derslerde başarılı olmanın birinci kuralı not almak. Aslında benim not almak ve not alma teknikleriyle ilgili edindiğim tecrübelerimi şöyle bir toparladığım bir videom var. İsterseniz doğrudan onu izleyip sonra tekrar bu videoya gelebilirsiniz. İsterseniz de bu video bittikten sonra mutlaka onu izleyin çünkü orada işinize yarayacak fikirler var. Şöyle bir kısaca özet geçmem gerekirse, not alırken söylenen her şeyi tabii ki not almaya çalışmayın. O zaman dersi dinleyemiyorsunuz. Algınız anlatılan şeyde olsun. Ne anlatmak isteniyor, ne anlatılmak isteniyor. Orada benim almam gereken en önemli neyse onu algılamalıyım. Eğer bir şeye kafam takıldı ve orada takılı kaldıysam kesinlikle onu böyle köşeye yazın hızlıca. Geri kalana ve genele adapte olmaya çalışın. Sonra tekrar geri dönün. Eğer sorabileceğiniz biri varsa ki vardır diye düşünüyorum. O kişiye sorun ve öğrenin oradaki kafanıza takılan şey. Ya da internetten araştırın. Kafanızı böyle bir şeye takmadan geneli yakalamaya çalışın. Bu size büyük katkı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir maddemizde derste anlatılan konu her neyse mutlaka beynin böyle bir şeyleri toparladığı ve hani günün özetini geçtiği saatler vardır ya. Birincisi gece. Yani bütün gün kafanızdaki o düşüncelerin böyle özet geçtiği an gece. Çünkü ne olur mesela biri bize bir şey söyler. Gece aklımıza gelir. Ay keşke ben de onu şunu söyleseydim, şuna cevap verseydim. Ya da ay ona şöyle bir şey oldu. Ay nasıl onu kaçırdım ya diye böyle günün özetini aslında geceleri geçiyoruz. O yüzden işlediğimiz konu, okuduğumuz kitap, aklımıza kalmasını istediğimiz ne bilgi varsa onu gece uyumadan önce tekrar etmemiz gerekiyor. Ve bir sonraki günlere de o bilgiyi aktarabiliyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka aklınızda kalmasını istediğiniz konuları gece, yani oturup bir saat çalışın demiyorum. 10 dakika, 15 dakika, her şeyi 15 dakikada bitirmeniz bile mümkün. Şöyle bir göz geçirin. Zihnin gerçekten en açık olduğu anlardan biri de sabah uyandığınızda. Bu yüzden sabah kalktığınızda da o gün içerisinde kullanmanız gereken bilgiler olabilir. Bir sonraki günde, bir sonraki günlerde kullanmanız gereken bilgiler olabilir. Oturun şöyle bir tekrar geçin. Yine not defteriniz olsun. Oraya çıkardığınız notlardan şöyle okuyun. Mesela diyelim ki 40 sayfalık bir şey işlendiyse, 40 sayfalık bir şey tabii ki tekrar edebilmeniz mümkün değil. Ama oradaki önemli noktaların altını çizdiyseniz ya da not aldıysanız onu tekrar geçebilirsiniz sabahları. Bazen eğitimde şöyle bir şey olabiliyor. Diyelim ki bitkiler konusu işleniyor. Binlerce bitki çeşidi var. Ve bütün bitkileri size öğretebilmesi o ders süresinde mümkün değil. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki bitkiler diye ana bir başlık yaptı. Ve diyelim ki sarmaşıklardan bahsetti. Size de bir iki tane sarmaşık örneği vardı. Ve siz de o gün eğer vaktiniz varsa ister internetten, ister kütüphaneden ya da herhangi bir kaynaktan ya da bilir bir kişiden o derste öğrenilen bilginin haricinde o güne bir şey daha katın ve ekstra bir şey daha öğrenin. Araştırdığınız sarmaşık. Bu tekniğin de ders konularınızla ilgili işinize yarayacağını düşünüyorum. Diğer bir çalışma tekniğinden bahsetmek istiyorum. Duyular. Şimdi bir şey öğrenirken aslında duyuları biz çok fazla kullanıyoruz ama bunu sınavlarda ya da böyle derslerde çok fazla kullanmıyoruz gibi geliyor. Herkesin bir tane duyusu çok baskındır, tamam mı? Mesela benim koklama duyum çok baskın. Şöyle yapabilirsiniz. En baskın duyunuz ne? Ona bir anlam yükleyin. Mesela diyelim ki ben matematik çalışıyorum. Onunla bağlantılı olarak mesela bazı kokular var. Öğrenmeyi çok kolaylaştırıyor. Vanilya kokusu çalışmayı, odaklanmayı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı biliniyor. Kokuysa baskın duyunuz. Kokularla da olayları eşleştireceği için beyniniz. Siz mesela çalıştığınız şeyi vanilya kokusuyla eşleştireceksiniz ve sınav anında da o koku sizi o atmosferin içine sokacak ve o bilgiyi hafızanızı daha hızlı getirecek. Bu çok güzel bir teknik. Ben bunu kullanıyordum. Bazı zor sınavlarda bunu kullanabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Diğer bir maddemiz de kırtasiye malzemelerini kullanabilirsiniz. Bazen böyle bir şeylere motive edebilmek için kendim, mesela spora motive edebilmek için işte yeni bir spor ayakkabı, yeni bir spor kıyafeti ya da spor yapan bir arkadaşınızla daha çok zaman geçiriyor olduğunuzu bilmek vesaire sizi oraya bir şekilde motive edecek, her gün gitmeniz ya da her gün yapmanızı sağlayacak bir şey bulursunuz ya, aynen bunu ders çalışmalarda da kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım, mutlu oluyorum. Ve bu yüzden de sizi böyle başarıya götürecek bir şey olarak, bir imge olarak onu
kullanabilirsiniz. Dersin dışında kendinize hobiler edinin. Yani bunu yaparken de aslında sürekli ders çalışın, sürekli ders çalışın diyen bir sistemin içindeyiz, farkındayım. Zaman da tanımıyor, onun da farkındayım. Ama beyninizi sürekli aynı şeye odakladığınızda artık algınız da duruyor. Ve o yüzden de bölün ve tamamen çok alakasız bir şey yapın. Birilerinin yaptığı bir şeye bakmak yerine kendiniz yapın. Mesela benim atma dönüştürü videolarımı izleyin. Deneyin. Çöpe atacağınız şeylerden bir şeyler yapın. Olsun olmasın çöpe atın. Hiç önemli değil. Yapın yapamayın ama deneyin. Çizim yapmayı deneyin. Müzik aleti öğrenmeyi deneyin. Yani kalkın o dersin başından. 15 dakika ben bugün bunu çalacağım ya da çalmak için emek harcayacağım. Ben buna mesai harcayacağım deyin. Bakın o 15 dakika her gün ayırdığınız 15 dakika hem sizin derslerinize etki edecek. Hem müzik aleti ya da yabancı dil ya da resim artık neyse onu geliştirmenizi sağlayacak. Hem de sürekli ders çalışmıyorum ben. Daha çok yönlü bir insanım. Daha farklı şeyler de yapabiliyorum diye kendinizi motive edebileceksiniz. Kendinize küçük tatlı aralar verin. Odaklanma süresi denen bir şey var. O yüzden dersler işte 40 dakika tutuyorlar. Zaten daha fazlasında yokuz yani. Algımız mı duruyor artık? Neler oluyor bilmiyorum. Daha fazlasında odaklanamayı biliyoruz. O zamanı doldurduktan sonra tekrar çalışmanıza geri dönün. Çünkü o zaman yaptığınız işe, kendinize ve hobinize de saygınız oluyor. Kendinize ayırdığınız zamana da saygınız oluyor. Okul böyle bir anda bir başlıyor, bir anda bitiyor ve bir sürü zamanı da alıp beraberinde gidiyor. O yüzden kendinize böyle küçük küçük aralar verin. Ben sadece ders çalışacağım dediğim noktada telefonu elime alıp böyle Instagram'da sayfa kaydırmaya başlıyorsun. Ben molaya kadar telefonuma bakmayacağım dediğin anda o dersi işleyebiliyorsun ve çok daha verimli oluyorsun. Diğer bir maddemiz de kendinize kısa süreli sosyal medya diyetleri yapın. Bunu söylediğim yerin de sosyal medya olması çok ironik, farkındayım ama bunu şu şekilde söylemem gerekiyor. Bu diyeti yaparken sosyal medyayı tamamen hayatınızdan çıkarın demiyorum. Çünkü katkısı da var yani. Kabul edelim ya da etmeyelim. Sosyal medyanın hepimize katkısı var. Ders çalışırken, ay acaba bildirim geldi mi, o oldu mu, bu oldu mu bakayım yerine ve sonra geri dönün o derse. Yani o derse gerçekten anda kalarak geri dönün. Anlatabiliyor muyum? Biraz karışık mı oldum? Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen söyleyin. Belki atladığım bir şey de vardır bilmiyorum. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı ismim Merve Veziroğlu. Oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.